İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 28. olağan oturumu. 1307 tarihli bir belgeyle Kral Oşin, Montpellier tüccarlarına vergi ayrıcalıkları tanıdı. Türkiye'de Ermenilere yönelik soykırımı anlatan bir radyo istasyonunun yayın lisansı askıya alındı. Demiral'ın bozkurtlar simgesi nedeniyle Türk Büyükelçisi Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Keşif gezisi aralarında Halit Köyü'nün yeni keşfedilen mağarasının da bulunduğu birçok yeni anı keşfetti. Diktatörlükle tanınan bir devletin başkanının ülkemize karşı suçlamalarda bulunması gerçek bir ironidir. Ermeni finali sporcularımız Avrupa Güreş Şampiyonası'nda iki madalya kazandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 28. olağan oturumu 3 Temmuz'da gerçekleştirildi. Gündemi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Yardımcısı Gayane Tadevasyan sundu. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan da hazır bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, ...bir karşılama konuşmasında bulundu. Gündemin ilk bölümünü... ...fikri mülkiyet, genetik kaynaklar... ...ve geleneksel bilgiye ilişkin... ...Birleşmiş Milletler Dünya Örgüt Anlaşması oluşturdu. Milletvekilleri... ...yoğun tartışmalara konu olan... ...dördüncü madde dışındaki sözleşmeyi kabul ederek... ...tutumlarını dile getirdi. Ulusal Konsey Başkanı... ...Armena Gabrahamyan’ da... ...önemli konulara ilişkin görüşlerini... ...vurgulayarak ifade etti. Gündemin ikinci bölümünde ise... Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit Müze Enstitüsü'nün düzenleyeceği ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan'ın da katılım başvurusunda bulunduğu konferans ele alındı. Arminosit Müze Enstitüsü'nden başkana gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür edilse de organizatörler onun adaylığını kabul etmediler. Konferansın soykırım Arminosit'in tanınmasına dayanan standartlarını karşılamadığını söylerken Başkan Armenek Abrahamyan'ın tek aday olduğunu da ifade ettiler. Buna karşın Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armen Gabramyan, Batı Ermenistan Ermenilerin haklarını meselesinde Ermenilere uygulanan soykırım Armenosidin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Otoriteler çerçevesinde takipçi olan tek kişi olduğunu hatırlatalım. Oturumun sonunda diğer güncel konular da tartışıldı. Kilikya'nın Ermeni hükümdarı Kral Oşin'in Montpellier tüccarlarına vergi ayrıcalıkları tanıdığını anlatan 1307 tarihli belgenin orijinal fotoğrafıdır. Bununla tüccarlar Kilikya Krallığı'nın limanlarına serbestçe girme ve ticaret yapma hakkına sahip oldu. 17 Kasım 1307'de Genç Kral 4. Levon ve amcası 2. Hetum Moğol albayı tarafından tuzağa düşürüldükten sonra Anavarza Kalesi yakınlarında öldürüldü. Oşin tahtın kendi hakkı olduğu konusunu açıkladı. Konstantinopolis'ten döndükten sonra yeniden kral olmak isteyen ağabeyi eski kral Sımpat ona karşı çıktı. Kardeşler arasında kavga çıktı ve Oşin galip geldi. Resmi taç giyme töreni 4 Eylül 1309'da şimdiki Tarsus'taki Ayasofya Kilisesi'nde gerçekleşti. Hetumyan sülalesinden olan ve 10 Ocak 1283 20 Temmuz 1320 tarihleri arasında yaşayan Oşin Hetumyan, Kilikya Ermenistanı'nın 13. kralıydı. Hetum klanından geldi. Oşin, 1283 yılında kraliyet ailesine mensup Kral 2. Levon ve Kraliçe Keran ailesinde doğdu. Ailenin en küçük oğluydu. Ermeni Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu Rütük, Konstantinopolis İstanbul'dan yayın yapan Açık Radyo'nun lisansının geçerliliğini askıya aldı. Daha önce alınan kararlara uyulmaması ve talimatlara aykırı uygulamaların devam etmesi nedeniyle böyle bir karar verildiği kaydedildi. Daha önce de davet edilen bir kişinin Ermeni yani Osmanlı topraklarında sürgün, katliam ve soykırım Arminosit adı altında gerçekleştirilen katliamların 109. yıl dönümü açıklaması nedeniyle açık radyoya 5 gün kapatma cezası verilmişti. Radyo istasyonu yayınlanan açıklamasında Rütük'ün aldığı karara karşı çıktı. Radyo, kararda yer aldığı üzere yayının durdurulması ile birlikte alınan para cezası içinde taksitli ödeme başvurusunda bulunuldu ve bunu kabul ederek ilk kısmi ödeme yapıldı dedi ve hukuka karşı mücadele edeceklerini ve mahkemeye gideceklerini söyleyerek bu karara karşı çıkma gibi bir niyetleri olmadığını ve vicdani bir süreci sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. Alınan kararla ilgili hukuki tedbirleri mutlaka uygulayacaklarını belirtiyorlar. Açıklamada aynı zamanda 30 yıldır yayın yapan Açık Radyo, aynı özgün gazetecilik ilkeleri ve aynı sorumlulukla yayınına devam edecektir vurgusunda bulunuldu. Reuters tarafından Alman Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunularak bildirildiğine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Türk Milli Futbol Takımının savunma oyuncusu Merih Demiral'in Avusturya ile oynanan Avrupa Şampiyonası maçında bozkurtlar işareti yapmasının ardından Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Türk futbolcunun gürültü koparan hareketi Almanya İçişleri Bakanı ve insan Hakları Örgütleri tarafından kınandı bu skandalın Euro 2024 futbol maçı sırasında ortaya çıktığını hatırlatalım. Ayrıca futbolcu bozkurtlar işaretini gösterdiği fotoğrafını X sosyal ağında yayınladı ve şunları yazdı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Pfizer'ın da belirttiği gibi Alman yetkililer UEFA'nın bu olayı araştırıp yaptırımlar konusunu ele almasını bekliyor. Dünya basını UEFA'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını zaten bildirdi. Tarihi ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi heyeti, Haziran 2024'te görevi gereği Sünik bölgesinin Sıvarans, Tanzratap, Halizor, Harcis ve Datev köylerinde çalışmalar gerçekleştirdi yoğun yağışlar eşliğinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda Halizor Köyü'nün yeni keşfedilen mağarası da dahil olmak üzere çok sayıda yeni anıt keşfedildi ve bunların koruma bölgelerinin projeleri hazırlandı. Bakü Cumhurbaşkanı, Kanada'nın yeni atanan olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Kevin Hamilton'un İtimatnamesini kabul ederken bir takım anlamsız ve temelsiz açıklamalarda bulunarak Doğu Ermenistan'a yönelik toprak iddialarını ve iç işlerine sürekli müdahale etme yolunu yeniden doğruladı. Pan-Ermeni Birliği, Gartman, Şirvan, Nahçıvan bu konuda uyarda bulunarak Uluslararası İnsan Hakları Örgütü ve kuruluşları tarafından diktatör olarak tanınan bir ülkenin cumhurbaşkanının son dönemde insanlığa karşı suç olarak tanımlanabilecek tüm olası sonuçlarıyla birlikte Doğu Ermenistan ve Artsakh'a karşı en az iki büyük ölçekli savaş başlatmışken ülkemize yönelik suçlamalarda bulunmasının gerçek bir ironi olduğuna dikkat çekiyorlar. Uluslararası hukuk derken İlham Aliyev etnik ve ırk ayrımcılığına dayalı olarak masum sivil nüfusu insani bir felaketi çeviren Artsakh'taki 120 bin Ermeni'yi hatırlamıyor mu? askeri, siyasi, propaganda, insani gibi koşullar yaratıp bunu etnik temizlik kavramıyla birleştirip soykırım olarak nitelendirilebilecek bir olay uluslararası hukukun radikal bir ihlali değil mi? Açıklamada şöyle deniyor. Bakü Cumhurbaşkanı 1988'i, Sumgayit'i, 1990 Bakü'yü, 1992 Maraga ve diğer Ermeni yerleşim yerlerinde Ermenilere yönelik katliamlar, pogromlar, yağma ve zorla yer değiştirmeleri hatırlamıyor mu? Bunun sonucunda tarihi Gartman, Şirvan ve Nahçıvan bölgelerinin tamamı Ermeni varlığından arındırıldı. İlhan Aliyev, örneğin eski Cuhadaki Ermeni mezarlığının yıkılması fikrinin nasıl ortaya çıktığını veya insan haklarından bahseden bugünkü Cumhurbaşkanı'nın yıllar önce bir Ermeni subayını öldüren kişi denilen yurttaşını nasıl kahraman haline getirdiğini hatırlamıyor mu? Pan-Ermeni Birliği olan Gartman Şirvan Nahçıvan, Bakü Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını şiddetle kınıyor. Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Doğu Ermenistan temsilcileri bir gecede iki madalya kazandı. 67 kilogramda Gaspar Derderyan finalde Rusya'yı temsil eden Hrayrova Nisyan ile karşılaştı. Ermeni finalini Hovannisyan kazandı. 82 kilodaki Erik Dermatevosyan, Hırvat güreşçiyi mağlup ederken şampiyonanın bronz madalya sahibi oldu. Avrupa Şampiyonası U20'de dün Türkiye'den Enes Ülkü'yü mağlup eden Yurik Hoveya'nın bronz madalya kazandığını hatırlatalım. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.